kaliteli bir bıçak seçmesi için anlıyorsa, anlamış olduğu bıçağı alsa, anlamıyorsa fiyatı 100 TL civarlarında bir bıçak seçerse mağdur olmaz. Rahatlıkla kullanır, parası da boşa gitmez. Evliya delikte bir bıçak var. En az 10 sene kullanır 100 TL civarında bir. 80, 100, 110, 120'ye kadar da çıkar bu. Ondan sonra bir de sabit bıçakçıya biletsinler. Böyle basit, küçücük, yalan da motoru olan bıçakçılara bıçak biletmesinler. Sezonluk bıçak yapanlar, onlara da gitmesinler. Sabit, arkasında bir esnaf olan veya esnaf sırf bıçak işi yapıyorsa bizim gibi. Örneğin ben burada yok yok bıçak olarak hizmet veriyorum. Ve hırdavat da var bizde. Motor satışı, diğer keçe imalatlarımız, zımpara taşı imalatlarımız hepsi var. Bana hiçbir şey gelmez. Yokluğa gelir arkamda şikayet. Oraya gelmemesi için bunu en iyi şekilde biz yapmaya çalışıyoruz. Sıradan bir bıçakçılara, yalandan ucunda gerilerinde gezen bıçakçılara iş yaptırmasınlar. Ya kötüyse hayvan ne yapsın? Kesen ne yapsın? Yazık, günahtır o hayvana, canlıya. Onun için bıçakçıyı seçerken çok iyi bir bıçakçı seçin. Belli başlı sabit esnaflara gidin. Sıradan sokak arasındakilerin motorları küçük küçüktür. Örneğin benim şuradaki satmış olduğum küçük motor, göremiyorsun şu anda ama o motorla bıçak bilenmez. Onlar taşlama için sanayide kullanılır. Bıçakçıların motorları bu şekilde büyük olması gerekir. 1 beygir, 2 beygir. Benim örneğim 2 HP. Bundan aşağısına bıçak bilenmez. Büleyenler de karşıda müşteriyi kandırır. O da bayram günü rezil olur. İstesem de ben bunu ne kadar da çarka vursam bunlar gibi yapamam. Onun için yaptırmak zorundayız. İşte bayram geldi, telaşeler. Hazırlık yapıyoruz. Fazla kalabalıklardan ustacım ellerine sağlık. Ona bilettiriyoruz. Fazla kalabalığa yakalanmadan bir hafta önce budattıralım dedik. Budattırıyoruz. Hocam parayı su bende vereceğim. 50 lira ver. Karambola geçeceğim.